Merhaba arkadaşlar, yeni bir seriyle daha karşınızdayız. Guns, Gore and Cannoli oyunumuz, yeni serimizin konusu. Ufak bir itirafta bulunacağım. Oyunu birkaç kez oynamak zorunda kaldım. İnternet sıkıntılıydı, sürekli kesildi, sürekli sorun yarattı. Ben de güzel bir seri çekebilmek için tekrar başladım. Umarım tekrar tekrar oynamanın verdiği sıkıntıyla sizleri de sıkmam. Eğer seriyi beğendiyseniz bunu yorumlara yazarsanız ya da like atarak bunu söylerseniz, belli ederseniz çok sevinirim. Eğer beğenmediyseniz de söyleyin. Haberimiz olsun. Ne tür oyunlar seviyorsunuz, ne tarz oyunlar seviyorsunuz ya da eksiğimiz hatamız varsa belirtirseniz sevinirim. Şimdi önceden kayıtlı oyunlarımız vardı. Onlar silinmiş oldu. Başlayalım. Dediğim gibi oyunu birkaç kez oynadığım için az çok hikayeye hakimim. O yüzden size anlatacak şeylerim var. Oyun her şeyden önce fareyle oynanmıyor. Mouse herhangi bir şekilde kullanılmıyor. Sadece tuşlar kullanılıyor. Gayet güzel bir oyun olmuş platform oyunu olarak. Ben çok sevdim. Şimdi başladık. 1920'ler, bu yasak yılları. İşte bu alkol ticareti zamanı Amerika'daki. Biz Vinnie Cannoli'yiz. Bizim karakterimiz bu abimiz. Tam da reprezent mı diyorlar bunlara? Top sakalı bırakmış. Bolicio bizim patronumuz, bosumuz. Bizden bu şehirden Frankie'yi almamızı istiyor ama şehirde şöyle bir sıkıntı var. Şiddet olayları, isyanlar ve zombi salgını. Yani zombi salgını bunlara sebebiyet veriyor. Ve kontrolden çıkmış. Bizden de istenen bu şehirden Frank'i almamız. Ve bir gemideyiz şu anda. Ve gemimiz yanaşıyor. Evet. Hikayemiz başlıyor. Boğazda sık sık duyduğum bir ses bu. Seviyorum bu sesi. Şehir harap olmuş, bitap düşmüş, camlar kırılmış. Şu taksiye niye saldırmamışlar bilmiyorum. Uber'le ilgili şaka yapmayacağım. Bildiğiniz sağlam bir salgın halinde yayılmış zombilik. Evet. Pilotumuz konuşuyor. Pardon, burada kaptandı. Bu adamların o tavrına kılım ya, böyle o kendi özgüvenleriyle. Şeyden bahsediyor. Kim bunlar, ne koşanlar? Köprüde koşanlar kim? Denizcilere saldırıyor. Gemiyi işgal ettiler falan. Kaç kaptan kaç. Ramfroy da buradan. Cannoli mevzu uyandı. Ne oluyor yukarıda? Hayırdır inşallah. Evet, başladık. Ben oyunda sadece şuna şaşırdım. W tuşu zıplama değil. Keşke W zıplama yapsalarmış. Space zıplama. Oo. Evet arkadaşlar, zombilerin kafasına sıkınca ölüyorlarmış. Bunu öğrenmiş olduk. Ya kardeşim, yarını kaybetmişsin. Hala neyin derdindesin ya? Gider misin? Gider misin? Lütfen. Uzak dur. Tekmemiz o kadar da güçlü değil. Adam yakındaymış ya. Göremedim. R ile mermi değiştiriyoruz. Aa, bu kaptan mıydı? Kaptan? Kaptanı da öldürdük be. Benim en sevdiğim silahlardan birisi bu. En sevmediğim zombilerden birisi de bu adam. Öldürdüm. Koşarak geliyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ama bu silahın şöyle bir sıkıntısı var. Sadece iki mermi alıyor. Ama bizim bu tabancamızın sınırsız bir mermisi var. O yüzden şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bakın, nasıl taktik? Bence efsane. Ben kendimi takdir ediyorum. Dur hocam. Lan dur. Memur bey, bir dakika. Şimdi oyunda sadece silahımız yok. Onun dışında şöyle bir el pompamız da var. Oyundaki şeyi seviyorum ya. Bu yıkım güzel. Bir de
Oo, arkalı önlü. Şöyle atlayalım. Güzel. Ama bu silah şey yetersiz. Ne derler? Mesela tekme tuşuyla etkileşime de girebiliyorsunuz. O da güzel olmuş ama mermisi yetersiz. Yani dikkatli kullanmazsanız rezil oluyorsunuz. Şöyle bir şey düşündüm. Acaba bir bomba mı atsam diye düşündüm de. Sonra döndüm ve ilk dedim ki Atlas Efe izliyordu. Hop. Şu abimiz gördüğünüz gibi aşçımız galiba. Ve öldürdüğünüz zaman patlıyor eleman. O da ayrı bir tehlike. Ya, fazla yakınında öldürünce adamı sıkıntı çıkıyor. Bu kısımlar checkpoint. Burada gıda, besin adını ne koyarsanız alıp abi bu sağlık barınızı fulleyebiliyorsunuz. Şu çok sıkıntılı bir abi. Hem çok güçlü hem çok sıkıntılı. Kanoli hadi. Öl artık. Şey, öl artık. Bak mesela şunun mermisini çabuk desin beni çok sıkıştırıyor. Oyunda benim en çok dikkat etmediğim şeylerden biridir. Beyler Tamigan'ı kaptık. Eklentiler nerede? Ben buldum başlığımı kardeşim. Bak. Nasıl koşa koşa geliyor arkadaş? Ne yaptık biz sana? Neyi senin derdin adı ne ya? Bir sal beni ya. Durun arkadaşlar. Bunu şu kıytırık silahla patlatayım. Bir işe yarasın. Bu da şey abinim. Bunlar herhalde bir partide mi? Ne zehirlenmişler? Ne olmuş anlamadım. Takım elbiseyi koşan geliyor. Şuradan biraz mermi alalım. Mermileri değiştir. Değil mi? Bu pompalıya bayılıyorum. Ama mermisi az. Tamigan. Eyvallah. Tamigan ama Tamigan'da şu etki yok. Bu etkiyi göremiyorsunuz. Bakın. Bir dakika. Çekeyim Tamigan'ı. Ha, pompalını bana muhteşem geliyor ya bu oyunda. Gelen var mı? Birkaç el sık. O zaman şöyle yapalım. En güzel yani en mantıklısı bu. Gider misin? Lütfen gider misin? Bu birinci bölümün sonuna getiren yer bizi. Şimdi burası biraz tehlikeli. Şöyle tehlikeli. Burada biraz sıkıştırıyorlar bizi. Abi illa oturmamı mı bekliyorsunuz? Ha şey indirmeye başlayınca geliyorlar. Ay. Yemin yemeyecektim ben. Hop hop hop. Oyunda mermiyi dikkatli kullanmak gerekiyor. Yoksa feci hırpalıyorlar. Bu abinin de ne kadar güçlü olduğundan bahsetmiştim ben size. Herhalde bu adam da eski mafya. Güzel. Fazla yakına gidince öyle ya da böyle zararı yiyorsunuz. Gelme ulan gelme gelme. İyiyiz. Ha o bir de bu ablamız var. Onu da unutmuşum. Gel kardeşim gel. Gel. Uçan tekme atabilsek var ya çok güzel olmuş oyunda. Ama tekme çok etkisiz. Bir dakika. Abi patlamayı düşünmüyor musun? Bu arada bizim Hirit azaldı. Ciddi ciddi ölümle burun burunayız. Şimdi burada kaybetmek de istemiyorum. O yüzden kaç. Ve ilk bölümü bitirdik. Abla hala geliyor ya. İlk bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi
seviniriz, like atarsanız, beğenmediyseniz dislike atarsanız, bunu bu şekilde bize anlatırsanız çok mutlu olurum. Sağ olun. Baş baş.